Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse nebilerin beşeri özelliklerine değineceğiz. Neden bu konuyu tercih ettik? Onu hemen ifade edelim. Allah-u Teala bize isim vererek örnek göstermiştir kendi elçilerini. Dolayısıyla onları tanımak aynı zamanda İslam'ı da tanımak oluyor. Onların duaları, onların hüzünleri, onların kederleri, onların sevinçleri aslında bizim için çok önemlidir. Onlar Allah'tan neyi istemişler? Nelerden Allah'a sığınmışlar? Bunları bilmek çok önemlidir. Ancak biz burada bu mevzuların tamamına değinmeyeceğiz. Zaten bu mevzuların tamamına vakıf olmak, Allah'ın nebileri nasıl yaşamış, neye mücadelesini vermişler, bunlar için, bunlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Kur'an-ı Kerim'le hiç kesilmeyen bir bağlantımızın olması gerekir. Bu mutlaka olması gerekir. Biz Müslümanız ve bir Müslümanın yeryüzündeki en önemli görevi Allah'la ilişkisini korumak, ilişkisini sürdürmek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le yoğrulduğunuz sürece Allah'ın nebilerini tanımış olursunuz. Burada nebilerin bir takım beşeri özellikleri, nebileri bizim gibi kılan bir takım yönlerinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu ilgili ayetleri okuyacağız. Neden bu okuma mevzu önemli? Onu da ilgili ayetleri okudukça anlamaya çalışırken onu da göreceğiz. Şimdi Enam suresinin 57 ve 58. ayetlerinden başlayalım. De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanıyorum. Gördüğünüz gibi haklılığın ölçüsü Allah'ın ayetlerine dayanmakmış. Ben Allah'ın elçisiyim, böyle söylüyorum. Demek ki benim dediğim doğrudur. Değil. Allah'ın elçisi yapan kim? Bir kimseyi. Muhammed Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Allah'ın kendisi. O zaman onlar da Allah'tan kendilerine indirilen neyse ona uygun konuşmak zorundalar. Devam ediyor. Siz yalana sarılıyorsunuz. Hemen istediğiniz şey, hak ettiğiniz ceza benim elimde değildir. Bakınız Resulullah ne diyor? Allah şöyle söylemesini emrediyor. De ki diyor, sizin hak ettiğiniz ceza benim elimde değil. Onun kararını sadece Allah verir. Bakın bu çok önemli. Mesela günümüzde şöyle diyorlar. İşte falan veliye bir şey deme çarpılırsın. Aman falan veli seni çarpar. Falan veli sana zarar verir. İşte gazabına uğrarsın falan. Bunlar çok yanlış anlayışlardır. İnsanı şirke sürükleyebilecek kadar korkunç şeylerdir. Çünkü Allah'ın elçileri bile hiç kimseyi çarpamamış, hiç kimseye gazap edememiş. Kendi akrabaları, sevdikleri savaşlarda katledilirken, şehit edilirken hiç kimseye olağanüstü yollarla çarpıp onları bu belaları başlarından def edememiş. Kendi malları yağma edilirken, yurtlarından çıkarılırken bir yıl sıkıntı ve ızdıraba maruz kalmalarına rağmen böyle bir keramet gösterip tak diye bir mucize gösterip hiçbir şeyi çözememişlerdir. Allah'ın elçisi buyuruyor ki, Allah elçisine şöyle demesini emrediyor. Sizin istediğiniz şey benim elimde değil. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın tıpkı bizim gibi bir insan olduğunu gösterir. Kendinden birilerine çarpmak gibi kuvveti yok. Bunları öğrenmek neden önemli? İlgili diğer ayetleri okuyunca daha da netleşecek. O gerçeği tam olarak ortaya koyar. Resulullah bilmiyor ki kimin kalbinde iman var, kimin kalbinde iman yok. İyi ile kötüyü en iyi ayıran odur. Mesela hatırlayın şeyi, Tövbe suresinin 101. ayetini. Orada şöyle bir ifade kullanıyor Cenab-ı Allah. Etrafınızda diyor münafıklar var. Onları sen bilmezsin, biz biliriz. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ لَعْلَمُهُمْ Muhammed Aleyhisselam kendi etrafındaki yalancıları tanımıyor. İki yüzlü münafıkları bilmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki sen onları bilmezsin. Bu bizi hangi sonuca götürür? Muhammed Aleyhisselam kalplerden geçenleri okuyamıyor. Olağanüstü yollarla insanlar hakkında bilgi sahibi olamıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine ne bildirdiyse o kadar. Durum böyle olunca etrafımızda falan zat gaybı bilir, falan zatın gizli güçleri vardır. Kahve falı, cin bilmem ne falı, şu falı, bu falı. Bakın bunların Kur'an-ı Kerim'e ne kadar aykırı, ne kadar zıt, tevhid inancına ne kadar muhalif olduğunu görüyoruz. Niçin Allah-u Teala bu örnekleri kendi elçileri üzerinden anlatıyor? Çünkü Allah'a en yakın kullar kendisi tarafından tavsiye edilen, örnek gösterilen elçileridir. Allah'ın elçileri dahi olağanüstü özelliklerine sahip değilse bunun altında kalan insanlara buyurun siz düşünün diye. Dolayısıyla lütfen dini liderlerinizi, siyasi liderlerinizi kutsallaştırmayın. Her zaman her yerde her şeyi gören, her probleme tak diye çözüm üreten böyle bir şey yok. Devam ediyor ayet. Hemen istediğiniz şey elimde olsaydı aramızdaki her şey biterdi. Elbette ki biterdi. Resulullah'ın elinde birilerini çarpmak gibi bir kuvvet olsaydı o zaman daha ne diye bu kadar savaş çıktı da bu kadar Müslümanın kanı döküldü. Resul-i Ekrem çarpıverirdi kafirleri, olay biterdi. Allah'ın elçilerine neyin mücadelesini verdiler? Bir de şöyle bir durum var. Resulullah'ın etrafındaki diğer müminler hiçbir zaman ona şunu demediler. Ya Resulullah çarpıver şunları olsun bitsin. Çünkü onun etrafındaki müminler Kur'an mesajını çok iyi anladılar.
Ne diyor Kur'an-ı Kerim'e göre? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Göklerin ve yerin hakimi Allah'tır. Allah çarparsa birilerini çarpar. Allah Teala da keyfi bir şekilde hareket etmez. Allah'ın kuralları vardır, prensipleri vardır. Kanun, kainatın bir işleyiş kanunu vardır. Ona göre hareket eder. Dolayısıyla olağandışı yollarla birilerini çarpmak, etmek bu inanışlar Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Bu yüzden bu videoyu yapmaya karar verdik. Devam ediyor. Ama yanlış yapanların kimler olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Bakınız defalarca gerçeği tam olarak ortaya koyan Allah'tır. İyi kötüden ayıran Allah'tır. Gerçeği bilen Allah'tır. Olağandışı yollarla çarpan Allah'tır. Bu tevhid inancının gereğidir. Siz bir insanı olağandışı yollarla birilerini çarpan, rızkını kesen, şifalar veren görüyorsanız siz Müslüman olma özelliğinizi kaybettiniz demektir. Ya da bu ismi taşıyor olsanız bile Allah'a şirk koştuğunuz için ahirette müşrik sınıfına değerlendirilirsiniz. Araf suresinin 187 ve 187. ayetlerini okuyalım. Sana o saati soruyorlar. Ne zaman gelip çalacak diye, ne zaman gelecek diye. De ki onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Bakınız Rabbimdedir demiyor. Sadece Rabbimdedir. Ben de biliyorum demiyor. Vakti gelince ondan başkası onu ortaya çıkaramaz. Şimdi zaten onu ondan başkası ortaya çıkaramaz. O da vakti gelince. Vakti ne zaman ben bilmiyorum diyor. Göklerde ve yerde etkisi ağır olacaktır. Size gelişi ansızın olacaktır. Sanki sorup öğrenmişsin gibi tutup sana soruyorlar. Bakınız Cenab-ı Allah müşriklerin ya da müminlerin Peygamber Efendimiz'e kıyametin saati ne zaman diye sormalarını eleştiriyor. Yani şunu diyor Allah. O Allah değil, Allah'ın elçisi. Allah'ın elçisi kıyametin kopacağını ne bilsin? Allah ona bilgi mi vermiş ki kıyametin kopacağını bilsin? Resul-i Ekrem kıyametin saatini bilmiyordu. Ama bugün bazı kitapları inceleyin. Bazı ünlü şahsiyetleri, dini şahsiyetleri inceleyin. Eserlerinde kıyametin tarihinden bahsediyorlar. Kıyamet şu gün kopacak diye, şu tarihte kopacak diye bilgiler vermeye çalışıyorlar. Bu konular hakkında hadisler uydurulmuş, tefsirlere de bulaşmış. Halbuki bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın bilmediği, daha doğrusu Allah'ın ona bile bildirmediği bir şeyi başka insanlar nereden bilebilirler? İşte bunların hepsi insanların kendilerini ya da başkalarını putlaştırma hevesinden kaynaklanıyor. Kendi dini liderini öyle bir gösteriyor ki, her şeyin en iyisini o bilir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanı ne anlamış? Kıyametin tarihini anlamış. İyi de bu kitap önce Resulullah'a indi. Onun göremediği gerçekleri de mi sen gördün? Böyle bir şey olur mu? Bakın ne diyor Allah? Sanki sorup öğrenmişsin gibi tutup sana soruyorlar onu. Sanki Muhammed Aleyhisselam Allah'la konuşmuş, Allah da ona kıyametin tarihini söylemiş, o da size bilgi verecekmiş. Böyle bir şey yok diyor Cenab-ı Allah. De ki, Allah'ın onayladıkları dışında kendime herhangi bir fayda ya da zarar sağlayamam. Kendime gelecek bir zararı gidermeye gücüm yetmez. Nitekim Resulullah'ın yaşantısında biz bunu biliyoruz. Annesi vefat etmiştir, babasını hiç görmemiştir. En lazım olduğu vakitte Ebu Talip vefat etmiştir, eşi Hatice annemiz vefat etmiştir. Çocuklarından, 7 çocuğundan 6'sı daha o hayattayken vefat etmiştir. Sevdikleri savaşlarda öldürülmüştür ama Resulullah bundan engelleyememiştir. Bakın ne kadar net ifadeler. Eğer gaybı gizli şeyleri bilseydim, iyi şeylerden çokça elde ederdim. Gayet tabii. Falan yerde bir hazine var der, gidip orayı karıştırır, o hazineyi çıkartır, zengin olurdu. Ama bunu yapmıyor Resulullah. Çünkü yapamıyor, bilmiyor. Durum böyle olunca ben gaybı bilirim, ben gizlilikleri bilirim, ben çalınan şeylerin yerlerini bilirim. Efendim ben çarparım ya da bizim şeyhimiz bunları yapabilir diyen insanların Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzaklaştığını lütfen görün. Resulullah'ın izinden ne kadar uzaklaştığını görün. Mütevazı bir Müslüman Resulullah'ın söylediğini söyler. Ben gaybı bilmiyorum, ben geleceği bilmem, insanların kalplerinden geçenleri bunu söyler. Ama ne yazık ki bazı çevreler kendi dini liderlerini Resulullah'ın çok üzerine çıkarmışlardır. Allah'a denk konuma getirmişlerdir. Haşa bu şirktir. Kötülük bana dokunmazdı. Tabii dokunmazdı. Resul-i Ekrem öldürüleceğini, katledileceğini bilseydi hiç amcasını savaşa götürür müydü? Bir düşünün lütfen. Ben bana inanıp güvenen bir topluluk için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Resulullah'ın yetkisi dahilinde olan nedir? Kendisine indirilen ayetlerle şunu şunu yaparsanız ahiret ve dünya saadetine ulaşırsınız. Şunu şunu yaparsanız dünyada ve ahirette kaybedersiniz diye insanlara bilgi vermektir. Yoksa Resul-i Ekrem cinci, falcı, büyücü, gayipten haber veren, ikide bir adım başı mucize gösteren böyle birisi değil. O bizim gibi insan. Nitekim Fussilet suresinin 6. ve Kehf suresinin 110. ayetlerde bunu gösteriyor. Peki bu yalanları niye uyduruyorlar? Neden olacak? Yani şimdi bir dini lider olması, Kur'an-ı Kerim'den efendim bir şeyler öğretmesi, Kur'an-ı Kerim biliyor olması, insanlara irşad ediyor olması arkadaşımıza yeterli gelmiyor.
İlla kendi dini lideri, kendi siyasi liderleri başkalarının bilmediklerini de bilecek. Yani insanların göremediklerini de görecek. Son sözü hep o söyleyecek. İlimde son noktayı hep o koyacak. Aziz dostlar, bunu ister kendimize yapalım, ister başkasına yapalım, bu bir putperestliktir. İlimde son sözü sadece Allah söyler. Gizledikleri gaybı sadece Allah bilir. Kalplerden geçenleri sadece Allah bilir. Kimin ahirette hangi dereceyi hak ettiğini sadece ve sadece Cenab-ı Allah bilir. Bunları bilemeyiz. Ve biliyorum diyenlere de inanamayız, inanıyorum diyenlere de inanamayız. Sadece Kur'an-ı Kerim'imizden gidelim. Yani Allah bilir demek, sadece Allah bilir demek sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor sormak lazım. Allah bilir diyorlar. Bizim farkımızda biz sadece Allah bilir diyoruz. Bu çok önemli. Bu sadece çok önemlidir. Yine bakın Yusuf suresinin 15-17. ayetlerini gelin birlikte okuyalım. Yusuf'u götürüp kuyunun dışarıdan gözükmeyen bir yerine bırakma konusunda anlaştıkları zaman şunu ilham ettik. Yaptıkları bu işi hiç beklemedikleri bir anda onlara kesinlikle bildireceksin. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Kardeşleri götürüp kuyunun içerisine attılar. Dışarıdan görünmüyor. Kuyuda kaldı Yusuf Aleyhisselam. Olay şöyle gelişti. Allah tabii ona ilham ediyor. Yani gün gelecek, bu yaptıktan ona haber vereceksin. Yusuf Aleyhisselam bunu kendi içinde hissediyor olmalı. Akşam üzeri ağlaya ağlaya babalarına geldiler. Baba dediler. Biz yarış yapmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. O sırada kurt onu yemiş. Gerçi biz ne kadar doğru sözlü olsak da sen bize inanacak değilsin. Değerli kardeşlerim, buradan pek çok sonuç çıkar. Birincisi, Yakup Aleyhisselam oğullarının kalbinde geçen yalanı göremedi. İkincisi, Yusuf Aleyhisselam'ın düşmüş olduğu ya da atılmış olduğu kuyuyu keşfedip bir anda oraya gidip onu oradan çıkaramadı. Şimdi bu gaybı bildiğini söyleyenler ve bunlara inananlara sormak lazım. Ya gerçekten böyle bir bilginiz varsa lütfen kaybolan çocukların yerlerini söyleyin. Lütfen İslam coğrafyasının yeraltı, yerüstü zenginliklerini bir ortaya çıkartın. Lütfen kafirlerin, İslam düşmanlarının, İslam karşıtlarının Müslümanlar aleyhinde kurmuş oldukları tezgahları, oyunları, bunları haber verin. Hani keramet masallarını uyduruyorsunuz. Bunun yanı sıra kendinizi büyük göstermek, Allah'ın elçisinden bile büyük göstermek için inanılmaz bir gayret içerisine girmişsiniz. Topluma faydalı hiçbir şey yok. Madem böyle bir kerametiniz var, bir yığın faili meçhul cinayet var. Aydınlatın bunları. Türkiye'nin ya da başka bir İslam coğrafyasının yeraltı, yerüstü zenginliklerini haber verin. Kayıplara haber verin. Nice katiller var ki adamın yaptığı neredeyse yanına kar kalmış durumda. Ceza almamış durumda. Tespit edin bunların yerlerini. Bakın Yusuf, Yakup Aleyhisselam ne oğullarının işte çocuklarını kuyuya attığını biliyor, ne bunu biliyor, ne efendim oğlunun ne halde olduğunu biliyor, ne kuyunun yerini biliyor. Tamamen tabii gelişiyor olaylar. Hatta bırakın bunları. Eğer kalplerinden geçenin bu olduğunu bilseydi, hani Yusuf'a kötülük yapacaklarını bilseydi, en baştan ona teslim eder miydi? Etmezdi. Yakup Aleyhisselam hiçbir şey bilmiyor. Yıllarca Yusuf Aleyhisselam zindanlarda kalıyor. Babasının hasretiyle yanıyor. Kaldı ki kendisi de Allah'ın nebisi. Bakın Allah'ın bir nebisi bir diğer nebisinden haberi yok. Baba oğul ilişkisi bir yana, iki tane nebi birbirine ulaşamıyor. Yıllarca ayrı kalıyorlar. Ve kendilerine söylenen yalanlara inanıyorlar. Bir de Yusuf Aleyhisselam gittiği yerde iftiraya vuruyor. Bilmem kaç senesinde zindanda geçiyor. Ama uçup kaçıp efendim birden bir yere fırlayıp ışık hızında bir yere gidip böyle bir şey yok. Dolayısıyla nebilerin bu durumlarını bilmek zorundayız ki bize nebilerin üzerinde insanüstü gibi gösterilen varlıkların böyle olmadıklarını, bunlara inanmanın yanlış olduğunu da görebilirim. Bu açıdan bu ayetler son derece önemli. Nitekim Yusuf suresinin baş kısmına bakarsanız sana en güzel kıssaları anlatıyoruz diyor ve hemen ekliyor. Sen bunlardan gafil idin. Bu Kur'an-ı Kerim'de sana bunları anlatıyoruz. Sen bunları bilmiyordun diyor. Ve in kunte min kablihi le minel gafilin diyor. Sen bunlardan habersizdin. Bunu Resulullah'a söylüyor Cenab-ı Allah. Bu ayetten de Resulullah'ın geçmişin gaybını ayrıca bilmediği anlaşılıyor. Dolayısıyla falan dini lideri kutsamaya çalışan, filan dini lideri kutsamaya çalışan, falan siyasi lideri kutsamaya çalışan, yapmayın bunu değerli Müslümanlar. Ve bunu yapanlardan uzak durun. Tevhid inancınıza halel getirmeyin. Çok iyi bir Müslüman olabilirsin. İbadetlerini çok iyi yapıyor olabilirsin. Ama inancına şirk bulaştırırsan Allah bütün ibadetlerin hesabını iptal edecektir. Devam edelim. Zariyat suresi 24 ve 28. ayetler. Bakınız ne diyor Allah. İbrahim'in ikramını gören konukların bilgisi sana ulaştı değil mi? Hani yanına girmiş, selam demişlerdi. Bir takım misafirler geliyor İbrahim Aleyhisselam'ın yanına. Selam diye ona selam veriyorlar. O da size de selam. Tuhaf bir topluluksunuz demişti. Neden tuhaf bir topluluksunuz diyor? Çünkü
Yabancı, daha önce görmediği insanlar. Sezdirmeden hane halkına yöneldi. Hemen mutfağa falan gitti. Hemen bir yan odaya geçti. Besili bir buzağı pişirip getirmişti. Hemen bir tane buzağı getiriyor, pişiriyor ona. Önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Hallerinden içine korku düştü. Şimdi korkma dediler. Ve ona bilgili bir oğul müjdesi verdiler. Bu müjdeyi kim verebilir? Melekler. Tekrar ele alalım. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ın evine girip selam veriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onları tanımadığı için tuhaf bir topluluksunuz diyor. Meleklerin önüne yemek koyuyor. Neden? Allah'ın elçisi Halilullah İbrahim Aleyhisselam kendi evine gelen elçileri tanımıyor. Melek olduklarını bilmiyor. Meleklerin yemek yiyip yemediğini sadece biz bilmiyoruz. İbrahim Aleyhisselam da biliyor. Ama gelenleri tanımıyor. Tanımadığı için yemek veriyor. Şimdi sormazlar mı? Önündeki melekleri tanımıyor İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın dostu. Hani diyorlar ya Allah'ın dostu gaybı bilir. Bilmiyor işte. Bak gözünün önündeki meleği tanıyamıyor. Yemek getiriyor ona. Yemek yemeyince de korkuyor. Neden korkuyor? Bunun iki nedeni var. Birincisi yemeği falan mı beğenmediler? Ya da ne var yani bir kaygı oluşuyor içinde. İkincisi de Lut Aleyhisselam'ı azaba uğratacak melek olduğunu anladı. Bunların melek olduğunu yemeği yememelerini anladılar zaten. Anladı zaten. Bu da olabilir. Ama her halükarda kendi kimliklerini açık edecek bir işaret yapıncaya kadar onların melek olup olmadığını bilmiyordu. Gitti yemek getirdi. İbrahim Aleyhisselam. Bakınız Allah'ın elçisi bilmiyor. Nitekim az önce okumuş olduğumuz ayette ne diyor? Etrafında münafıklar vardır. Onları sen bilmezsin, biz biliriz. Allah hiçbir elçisine olağan dışı yollarla gizli bilgiler vermemiştir. Vahyettiği kitaplar hariç. Bunlar önemlidir. Bu kıssadan alacağımız hisse nedir? Nedir? Allah'ın elçisi dahi olsa hiç kimse olağan dışı yollardan bir şeyleri bilemez. Bakınız başka örnekler verelim buna. Yunus Aleyhisselam'ın işte görev yerini Allah'tan izinsiz terk ettiği için Allah tarafından balığın kalbine karnına atılmak suretiyle cezalandırıldığını ve tövbe istiğfar etmeseydi orada da kıyamet kopana kadar kalacağını unutmayın. Nitekim Zariyat suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki balık sahibi gibi olma. Balık sahibi gibi olma diyor Cenab-ı Allah. Kime diyor bunu? Resulullah'a söylüyor. Yunus suresi, Yunus kıssası nübüvvet içerisinde ilk anlatılan kıssadır. Neden ilk anlatılan kıssadır? Resulullah o kadar bunalmış ki, o kadar sıkıntı yaşamış ki neredeyse bulunduğu yeri terk edecek. Ya da o psikolojiye bürünmüş. Bunu anlamak için ayrıca vahye gerek yok. İnsan eziyet gördüğü yerden ayrılmak ister. Allah-u Teala da hemen Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını indiriyor. Görev yerini sakın Allah'tan izinsiz terk etme. O böyle bir şey yaptı. Bak cezası da böyle oldu diye Resulullah'ı uyarıyor. Ve diyor ki balık sahibi gibi olma. Bakınız Allah-u Teala bir elçisini diğer elçisi gibi olmasın diye, onun yaptığı yanlışı yapmasın diye uyarıyor. Demek ki bir insan ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar Allah dostu olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'e vahye aykırı hareket ederse ona itaat yoktur. Olağanüstü keramet mi? Hiç yoktur zaten. Hiç aramayın bile. Bu yüzden nebilerin beşeri özelliklerini bilmek zorundayız. Yine bakın Musa Aleyhisselam ne yapıyor? İşte kardeşi Harun'un saçına sakalına yapışıyor. Sen niye engellemedin? Bunlar putperest oldu. Samiri milleti saptırdı diye Harun Aleyhisselam'a hücum ediyor. Niye hücum ediyor? Çünkü Tur Dağı'na Allah'la görüşmeye gittiği zaman Samiri'nin halkı saptırdığını bilmiyor. Arkasını göremiyor. Olup biteni anlayamıyor. Allah haber veriyor. Diyor ki ey Musa niçin kavminden önce geldin? Sana kavuşayım diye geldim. Rızana geldim Allah'ım deyince Allah buyuruyor ki kavmini Samiri saptırdı. Adallahumus Samiri diyor. Samiri onları saptırdı diyor. Samiri'nin saptırdığını o anda orada öğreniyor. Sonra da gelip Harun Aleyhisselam'ın saçına sakalına yapışıyor. Sen diyor neden bunlara engel olmadın diyor. Bunlar nebilerin beşeri halleri. Eğer biz bunları bilirsek kimseyi putlaştırmayız. Hayatın tabii akışı içerisinde kendimizi örnek, hatalarımızı düzeltebilecek, kendilerine bakıp hatalarımızı düzeltebilecek kişiler olarak nebileri görürüz. Yoksa zaten uçan, kaçan, ikide bir keramet gösteren, ikide bir olağanüstülükler yapan bir insan bize örnek olamaz ki. Biz onun gibi olamayız ki. Allah-u Teala buyuruyor ki elçileri örnek alın. Nasıl örnek alacağım? Bana onu yaptığı gibi mucizeler gösteremiyorum ki. Tak diye kalbime biri hakkında bilgi gelmiyor ki. Nebilerin hayatını nasıl örnek alacağız? Allah'ın Kur'an'da belirttiği şekilde. Onların bize örnek olacağı yerler nerelerdir? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını nasıl tatbik etmişler? Neyin mücadelesini vermişler? Nasıl hata yapmışlar? Hatalarını nasıl düzeltmişler? Sen için bu tarafıyla uğraş.
Ama biz bunu bırakmışız. Nebileri neredeyse putlaştırmışız. Nebilerden sonra gelecek olan şeyi, velileri onların izinden gidiyorlardı. Onları da putlaştırmışız. Sonra bir dizi kavram üretmişiz. Veliler de gaybe bilir, savaşırlar, kurtarırlar gibi aklı hayale gelmedik. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana aykırı pek çok inanca bulaşmışız. Bakınız önümüzde Hristiyanlık gibi bir örnek var. Allah'ın elçisi Hazreti İsa'yı o kadar büyüttüler ki sonunda getirdi Allah'a ne oluyor yaptılar. Allah'ın kendisidir diyecek noktaya geldiler. Tıpkı içimizdeki bazılarını Muhammed eşittir, Allah'tır dediği gibi. Ben de sizin gibi insanım diyor Muhammed Aleyhisselam. Allah böyle emrediyor. Ama çıkmış ne diyor? Muhammed eşittir, Allah'tır. Bu şirk bir anlayıştır. Cenab-ı Allah, Allah'ın elçilerini hakkıyla anlayıp onun izinden razı olduğu şekilde gitmeyi hepimize nasip etsin. Sabırla izlediğiniz değerli dostlarım, Allah'a emanet olunuz.